Herkese merhaba. Kimsenin yaşamayı bir dakika bile istemeyeceği hikayemi anlatmaya başlamadan önce sizlere kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Bilge, 25 yaşındayım. Dini inancı yüksek, cinler, kabileleri ve kara büyü gibi kavramlar hakkında oldukça ilgili ve bilgili birisiyim. Bilinmeyen, görülmeyen şeylere her zaman ilgi duydum ve fazla merakın getirmiş olduğu belalar silsilesinden kurtulmak için çok uğraştım. Her neyse elbette ki bu konuları tesadüf eseri öğrenmedim veya araştırmadım. Her şeyin bizzat içinde büyüdüm. Dedem bir hüttamdı. Hüttam cinleri kontrol altına alabilen kişi veya insanlara yardım eden cin manalarında kullanılır. Bir okulu yoktur. Tamamen el verme yöntemiyle olunur. Dedemin çok fazla kitapları vardı. Okumayı, bilgilenmeyi çok seven bir adamdı. Cinlere hükmedebilmek için her daim okuması gerekirdi. Kitaplığı büyük olmasına rağmen benim dikkatimi çeken tek bir kitap olurdu. Gizli ilimler ve Büyüler adında bir kitap. Okuduğumda aklımı yitirmeme sebep olan o kitaba eğer zamanı geri alabilseydim hiç dokunmazdım bile. İçinde cinler hakkında bilgiler, kabileleri, her bir kabilenin nasıl davet edileceği, davet etme koşulları, kara büyüler gibi insana sırf meraktan her şeyi yaptırabilecek bilgiler yer alırdı. Bu kitap beni çok ürkütse de okumaya hep bir şekilde devam ederdim ve sanki okurken izleniliyormuşum, dinleniliyormuşum gibi bir izlenim bırakırdı. Dedem her seferinde bu kitabı rahat bırakmam için beni uyarsa da başıma buyruk davranır onu hiç dinlemezdim dini inancım nasılsa yerinde bana bir şey yapamazlar diye düşünürdüm. Bu kitap sayesinde cinlerin nelerden hoşlanıp nelerden nefret ettiklerine kadar her şey hakkında bilgi sahibi olmuştum. Günlük yaşamıma dönecek olursak sıradan insanlar gibi yaşayan, evden okula, okuldan eve gidip gelen birisiydim. İnsan ilişkilerim de öyle standartların altındaydı. Biriyle tanışmak, kendimi anlatmak ve onu tanımak bana hep zor gelmişti. Tüm bu kendi halindeliğime rağmen benden nefret eden biri vardı. İsmini vermek istemiyorum. Sürekli beni küçük düşürücü, rezil edici şeyler yapmayı kendine görev edinmişti. Bunları aslında kendime dert etmiyordum. Ama hoşlandığım kişinin karşısında bana karşı küçük düşürücü bir tutum sergilediğinde artık bardağı taşıran son damla olmuştu. Karar vermiştim. Onunla bu sefer ben de uğraşacaktım. Ama onun tercih ettiği yöntemle değil daha acımasız, daha can acıtıcı bir şekilde yapacaktım bunu. Öfkeli adımlarla dedemin evine doğru giderken bir yandan da kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Çünkü dedem beni bu kadar öfkeli görürse muhtemelen gizli ilimler ve büyüler kitabını almama asla izin vermeyecekti. Her neyse kendimi yatıştırıp hiçbir şey olmamış gibi eve girdim. Bu kitabı okumayı alışkanlık haline getirdiğim için artık alırken bir şeyler demiyordu bana. Dedemle selamlaştıktan sonra odadaki yerimi aldım ve kitabın sayfalarını karıştırmaya başladım. Aklımda sabun büyüsü vardı. Ancak ben o kadar merhametsiz bir insan değildim. Birinin canını almak gibi bir niyetim yoktu. Amacım sadece intikam almaktı. Sayfaları karıştırırken işime yarayabilecek bir başlığa denk geldim. İntikam büyüsü. İsteklerimi karşılayabileceğini düşündüğüm için detayları okumaya başladım. Dini inancı kuvvetli biri olmama rağmen kara bir büyü yapmanın sonunun cehennem azabı olduğunu biliyordum. Ancak o an içimden bana seslenen şeytanın sesine de kulak vermeden edemiyordum. İnancımdan daha baskın olan nefretim sayesinde büyü yapmakta karar kılmıştım. Büyünün şartı Arapça yazılmış olan harfleri bir mürekkep eşliğinde saman kağıdına yazmam ve bunu bir suya batırmamdı. Suya batırırken söylenen tılsımlı kelimeleri size söylemeyeceğim. Ancak bunu da yaptıktan sonra geriye tek bir şey kalacaktı. O da suya batırılmış bu tılsım dolu kağıdı intikam almak istediğim kişiye bir kez de olsa temas ettirebilmekti. Bunu bir şekilde halledebileceğimi düşündüm. Büyüyü tamamlama evresine girerken gözlerimin karardığını ve kulaklarımın uğuldadığını hissediyordum. Bunu yapmamdan hoşlanmamışlardı. Gözlerimin önünde dumanlar belirmesine ve çok korkmama rağmen yolumdan dönmeyecektim. Ama eğer inancım nefretimden daha baskın olsaydı yolumdan o an dönmeyi tercih ederdim. Ertesi günü sabırsızlıkla beklerken gece rahat bir uyku uyuduğumu söyleyemem. Gözlerimi açmak isteyip açmayı bir türlü başaramıyordum. Uykuyla uyanıklık arasında yani rüyamda beni bekleyen yakaza kabilesinin işkencesine uğruyordum.'' bana sürekli bilmediğim dillerde bir şeyler söylediklerini, bunları söylerken söylerkense vücudumdaki her yere baskı uyguladıklarını ve nefes alamadığımı hissediyordum. Zar zor ayılabildiğimde kulağımdaki o sesi hatırlamaya çalıştım. Burnumdaki kanamayı durdurmaya çalışırken atakı sesini duydum. Durduramadığım kanı temizlerken sanki yeniden kulağıma fısıldanmış o sesi hatırladım. Atakı vermet. Bunun ne anlama geldiğini geçtim, hangi dilde olduğunu bile bilmiyordum. Büyüyü nefret ettiğim kişiye daha temas ettiremeden benim hayatım kararmaya başlamıştı. Bu işte bir terslik yok muydu? Büyü yapımında bana yardım eden cinliya bana neden işkence etsin ki? Kafamın içinde bir sürü soru oluşmuştu. Ancak öncelikle beynimde durmadan yankılanan bu sözü araştırmaya koyulacaktım. Dünden beri yaşadıklarım bugün yapmak istediklerimin dahi önüne geçmişti. Telefonumdan hemen bu kelimenin anlamına bakmak için internete girdim. Bulmam çok zor olmadı. Ancak karşıma çıkan anlamla şoka girdim. Rengim bembeyaz oldu. Hayatımda o an yaşadığım endişeyi dilerim ki Rabbim kimseye yaşatmasın. Sen zaten öldün yazıyor orada anlamında. Ekranda yüzüme bakan kelime buydu. Sen zaten öldün. Bunun ne anlama geldiğini uzunca düşündüm. Ben neden öldüm? Bu kelime bana neden söylenildi? Ve neden İbranice? Aklımı kaçıracaktım. Kimseye bir şey söyleyemezdim. Dedemden yardım alamazdım. Başını en kinder kabileyle belaya sokamazdım. Ne olacaksa bana olacaktı. Tüm bunların ne anlama geldiğini öğrenmemin bir yolunu bulmaktan başka aklıma bir çare gelmiyordu. Yapayalnızdım. Yardım dileyebileceğim Rabbimden başka kimse yoktu. Ancak ona koşmuş olduğum bu şirkten dolayı af dilemeye yüzüm yoktu. Bu düşüncelerin ardından soluğu dışarı çıkıp biraz rahatlamakta bulacaktım. Dedemle evlerimiz çok yakın olmasına rağmen dışarı adım atar atmaz burnum kanamaya başladı. Ayda yılda burnu kanayan birisi için bu kanamalar oldukça fazla ürkütücüydü. Beni takip ettikleri aşikardı. Koşar adımlarla kendimi dedemin evine attım. Bu telaşımın sebebini söylemesem de beni anladığını düşünüyordum. Söylemiştim kendisi bir hüttamdı ve göz perdesi açıktı. Her şeyi kolaylıkla hissedebiliyor ve emri altına alabildiği cinler aracılığıyla haberdar olabiliyordu. Beni bakım yaptığı odasına aldı. Bakım yapmadan önce bana her şeyi eksiksiz bir şekilde anlatmamı söyledi. Ona asla yalan söyleyemezdim. Çünkü söylersem ona anında doğruları fısıldarlardı. Tüm dürüstlüğümle anlatmaya başladım. Burun kanamam ara ara devam ediyordu ama aldırmıyordum. Benimle sebepsiz yere uğraşan o kişinin varlığından ona vermek istediğim zarardan bahsettim. Bardağa taşıran son damlanınsa değer verdiğim birinin önünde beni nasıl yerle bir etmek için uğraştığını söyledim. Bunları şu an bile düşündüğümde hiçbir anlam veremiyordum. Ondan intikam alabilmek için gizli ilimler ve büyüler kitabındaki bir büyüyü cin yardımıyla yaptığımı ancak yapmış olduğum büyüyü hala zarar vermek istediğim kişiye ulaştıramadığımı da anlattım. Dedemin yüzündeki kızgınlık gitgide artıyordu ama bir yandan da metanetini korumaya çalışıyordu. Bana gel parmağını uzat dedi. Ne yapacağını bilmeden parmağımı uzattım. Dedem belki de bana yardım edebilecek tek kişiydi parmağımı uzattıktan sonra kalın bir iğne batırdı. Yerde de ufak su dolu bir leğen duruyordu. İğne batırdığı parmağımdan akan kanlar suya bulaştı. Kan yayıldıkça suyun berraklığı gidiyor, kırmızı bir hal alıyordu. Leğen kan içinde kaldıktan sonra suya bakarak bir şeyler söyledi. Gözleri kapalıydı ve ağzından her tılsımlı söz çıktığında silkiniyordu. Bir ara nefes alamadığını ve dua okurken duraksadığını, devam edemediğini gördüm. Dedeme yaklaşmak istediğimde, "Otur yerine." diye sert bir dille beni uyardı. Dua okuduğu sesi gitgide yükseliyor, evin duvarlarında yankılanıyordu. O da buz gibi olmuştu ve her yer gözlerimin önünde hızlıca hareket eden dumanlara bürünmüştü. Duvarlardan sesler geliyordu ve bu benim korkudan ağlamama neden olmuştu. Dedemin kanıma akıttığı su dolu len yüzüme doğru sıçrıyor ve ne yapacağımı bilemiyordum. Dedem uzun bir dua ve fısıldaşma seansından sonra rahatlamıştı. Ona neler olup bittiğini sordum. Bana ''Kurnaz olan bir sen değilmişsin'' dedi. Ne demek istediğini asla anlayamamıştım. Daha açık konuşması gerektiğini söyledim. O kişiye yapmak istediğin büyü hala seninle mi diye sordu. Ben de ''Evet.'' Kendisiyle temas ettiremeden başıma bunlar geldi. Hala yanımda taşıyorum kimse görmesin diye dedim. Dedem sana her şeyi anlatacağım. Ancak sakinliğini koruyacaksın. Neler yapılması gerektiğini her şeyi tek tek söyleyeceğim. Zorlu bir yoldan geçeceğiz. Ancak Cenab-ı Allah'ın izniyle bu beladan alnımız ak bir şekilde çıkacağız dedi. Anlatacağı şeyi merakla bekliyordum. Seni dinliyorum dede dedim anlatmaya başladı. Okulda kendi halinde olman, insanların seninle uğraşmasına engel olmamış. Değer verdiğin kişiye anlaşılan bir tek sen değer vermemişsin ve bunda biraz fazla hissettirmişsin anlaşılan. Birilerini rahatsız etmiş ve harekete geçmek istemiş dedi. Hiçbir şey anlamamış, kafam karman çorman olmuştu. Hiçbir şey sormama müsaade etmeden anlatmaya ve eklemeye devam etti uzaktan uzağa hoşlandığın kişiye ait gönderdiğin bazı frekanslardan intikam almak istediğin kişinin haberi olmuş. İnsanlar birbirini severken de nefret ederken de birbirlerine frekans gönderirler. İşte bu yüzden bazı insanlara seninle duygularımız birmiş deriz. Aynı frekans alanına girdiğimiz için. Çocuğun ilgisini ve dikkatini çekebilmek için intikam almak isteyen kişi biraz fazla acemiymiş papaz büyüsü gibi sonunun ölümle biteceğini bilmeden tecrübesiz bir şekilde karşı tarafa kendine aşık etme büyüsü yapmaya çalışmış. Ancak büyü yaptırırken ona yardımcı olmasını istediği cin kendisine aşık olmuş. Kız bunun farkında değil. Papaz büyüsü yaptırdığı kişiye büyü bu yüzden işlemedi. Ve bir cinin ona aşık olabileceğini hiç hesaba katmadan büyü işlemlerine devam etti. Yaptığı tüm büyüler karşı tarafı hiçbir şekilde etkilemezken, büyü yaparken kullandığı cin onunla sürekli iletişimde kalabilmek için büyüyü sürekli yeniletmesini sağladı. Cin o kızı sürekli gözlediği için ona ait her şeyden anında haberdar oluyor. Dolayısıyla sen tüm bunları bilmeden ona intikam büyüsü yaptığının da farkına vardı. Ona aşık olduğu için de bu durumu kabilesinden yardım alarak kendince engellemek istedi.'' Sen intikam almak isterken aslında o senden intikam almaya çalışmış. Tabi farkında olmadan. Bu dinlediklerim karşısında buz gibi olmuştum. Hayatımda böyle bir şeyle karşılaşacağımı bir gün bile düşünmemiştim. Dedem anlatmaya devam etti. O kızı koruyan cin, kıza yapmış olduğun intikam büyüsünden haberdar olmuş ve onu korumaya geçmiş. Cinler insanlarla somut bir şekilde iletişim kuramaz. Ya kaza yani rüya aleminde istedikleri semboller eşliğinde sana bildirirler. Sana söylemiş oldukları kelimenin anlamı zaten öldün demek. Büyüyü o kıza iletmeni engelleyen iki şey var. Birincisi sen büyüyü yaparken sana yardım eden büyü koruyucusu cin ve o kızı koruyan aşık olan cin. Bu iki kabile arasında çıkan olayda ne yazık ki arada kalan sen olmuşsun. Eğer o büyüyü kızla temas ettirirsen öleceksin.'' ettirmezsen de aşık cinseninle uğraşacak aklını kaçırmana sebep olup ölümüne yol açacak her durumda da canın tehlikede. Bu sözler hıçkırarak ağlamama sebep olmuştu. Ne yapacaktım en ufak bir fikrim bile yoktu. Kapanı kısılmış gibiydim her yerden. Dedeme peki biz ne yapacağız? Bundan nasıl kurtulacağız diye sordum. Öncelikle sana bir koruma tılsımı yapacağım. Yanında güçlü koruyucular mutlaka olmalı. Aksi halde seni rahat bırakmayacaklar. Uykuda, evde, uyanıkken, aklına gelen her durumda fırsatını buldukları ilk an sana saldıracaklar. Burun kanamasıyla kalmayacaksın dedi. Bu durum beni iyice korkutmaya ve canımdan endişelendirmeye başlamıştı. Dedem bir kağıda Arapça bir şeyler yazarken aynı zamanda da dualar okuyordu. Yazmış olduğu kağıtla işi bitince onu bir muska haline getirip boynuma taktı. Bunu hiç çıkarma. Allah'ın izniyle her şey geçecek ama şu an yapmamız gereken çok daha önemli bir şey var dedi. Nedir diye sorduğumda dedem cinlerle bu dünyada iletişim kuramazsın. Onlarla ancak rüya aleminde iletişim kurabilirsin. Bunun için gerekli olan bazı malzemeler var. Temin etmek için bir gün bekleyeceğiz. Sen o sırada benim yanımda güvende kalacaksın dedi ve dışarı çıkmak için hazırlandı. Bahsettiği şeylerin ne olduğunu ve nereden temin edeceğini bilmiyordum. Ancak muskayı taktıktan sonra biraz rahatladığımı hissetmiştim. Çok uykusuzdum ve biraz uyumak istiyordum. Dedem evden ayrıldıktan sonra boynumdaki muskaya olan inancımla beraber uykuya daldım. Birkaç saat uyuduktan sonra kendime gelmiştim. Bu sırada da dedemin bakım odasında hazırlık yaptığını gördüm. Aldığı şeylere baktığımda bir kova dolusu süt ve bir kova dolusu kan vardı. İki tane de devasa büyüklükte ayna. Tüm bunları nasıl kullanacaktık? Nasıl cinlerle iletişim kuracaktık? Hiçbir fikrim yoktu. Ancak dedeme olan güvenim sonsuzdu. Bu durumdan beni bir tek o kurtarabilirdi. Yanına gittiğimde odanın belli köşelerine önce aldığı süt kovasında birkaç şey serpiştirdi. O kova ile işi bittikten sonra diğer kan dolu kovayı aldı. Onu da eline alıp odanın belli başlı yerlerine serpiştirdikten sonra iki aynayı birbirine bakacak şekilde yerleştirdi. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Mumları yaktıktan sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini her şeyi anlatacağım dedi. İşin içinden çıkılmaz, geri dönülmez bir yola girdiğimi hissediyor gibiydim. Yaşım daha çok gençti ve ben nasıl bir belaya kendimi çektim diye içimden bağırarak ağlamak geliyordu. Saatlerin ilk defa bu kadar hızlı geçmemesini istiyordum. Akşam yaklaştıkça içim içme sığmıyor, korkudan titriyordum. Bu halimi fark etmiş olması lazım ki dedem "Sakın korkma. Onları var eden korkudur. Korkudan beslenirler. Allah sana yardım edecektir." diyerek beni yatıştırmaya çalıştı. Beklediğim o vakit gelmişti. Dedem beni karşısına aldı. "Bak bilge, iki aynanın karşısında yere çömeleceksin." Sol taraftaki aynanın önüne kan, sağ taraftaki aynanın önüne süt serpiştirdim. Ellerini yavaşça oraya bastıracaksın. Davet sırasında gözlerini asla açmayacaksın. Mumları söndürmeyeceksin. Sana söylemen gereken her şeyi ben fısıldayacağım. Sen yüksek sesle söyleyeceksin dedi. Korku dolu adımlarla aynanın önüne geldim. Beni neler beklediğinin farkında değildim. İki aynanın arasına çömeldim. Ellerimi yere doğru baskıladım. İki tarafımda da büyük mumlar yanıyordu. Aynada olan sülüyetime hiç bakmamaya çalışıyordum. Acınası ve ağlanası halime son bir kez bile olsa hiç bakmak istemedim. Gözlerimi kapattım. Dikkatle dedemin ağzından çıkan kelimeleri dinledim. Bilmediğim bir dilde söylediği şeyleri yüksek bir sesle odada yankılatıyordum. Göz kapaklarımın giderek ağırlaştığını ve yere düşecek gibi olduğumu hissediyordum. Dedemin söylemiş olduğu kelimeleri söylerken burnumdan kanların süzüldüğünü hissediyordum ancak hiçbir şey yapamıyordum. Kendimi aniden o odadan çıkmış gibi hissettim. Bulunduğum ortamda zaman ve mekan belli değildi. Nerede olduğumu seçemiyordum. Her yer zifiri karanlıktı. Sadece vultuların olduğu koca bir boşlukta gibiydim. Adım atamıyordum. Sanki biri beni yere sabitlemişti. Ne konuşabiliyordum ne de adım atabiliyordum. Bu alemde olmama rağmen bir tarafımda o odadaydı. Bunu biliyordum ama hissedemiyordum. Dedemin söylemiş olduğu kelimeleri duyabiliyordum. O konuşmalarını ara vermeden devam ediyordu. Karanlığın sonunda bir aydınlık oluştu. Siyahın yerini koca bir beyazlık almıştı. Etrafımda bembeyaz dumanlar vardı. Ancak bu beyazlık sadece birkaç saniye oluştu. Ben beyaz duvarlar kan içinde kalmıştı. Duvarlarda ilk zamanlar rüyalarımda bana fısıldadıkları atakı vermet yazısı kanla yazılmıştı. Titredimi hissediyordum. Yabancı bir dilde bir ses işittim. Ancak tüm bu olanlara daha fazla dayanamayacağımı anlamış olmalıyım ki gözlerimi de demin kanepesinde açtım. Etrafıma baktığımda her şey eski haline gelmişti. Titremem geçmişti. Biraz kendime geldiğimde dedem içmem için bir su verdi. Sonrasında bana neler gördüğümü ve neler duyduğumu sordu. Her şeyi en baştan sona anlattım. İlk başta bir karanlıkta olduğumu, sonra her yerin aydınlandığını, bir duvarda rüyama giren yazının olduğunu ve duymuş olduğum o esrarengiz kelimeyi söyledim hatırladığım kadarıyla. Beynim çok bulanıklaşmıştı. Bu yaşadıklarımın birer hayal ürünü olmasını o kadar çok istiyordum ki bunun için her şeyden vazgeçebilirdim. Hayatımda hiç yıpranmadığım kadar son birkaç günde yıpranmıştım. Dedem bana ne duyduğumu bunun çok önemli olduğunu sordu. Hatırlayabildiğim kadarıyla ağzımdan çat pat o söylenen kelimeler döküldü. Yine bu cümlenin hangi anlama geldiğini ve ne demek istediğini bilmiyorduk. Dedem araştırmaya koyulmuştu. İnternet kullanmazdı. Bu internette olabilecek bir bilgi de değildi. Gizli ilimler ve büyüler kitabının sayfalarını karıştırmaya başladı. Uzun bir araştırmanın ardından bir şeyler bulduğunu söyledi. Bana söylenmiş bu Latince kelimenin anlamı intikam büyüsünün nasıl bozulacağının altında yazıyordu. Anlamıysa kanla silersen ölmeyeceksindi. Sanırım artık yolun sonu ışığa çıkacaktı kurtuluyordum. Dedeme acilen neler yapmamız gerektiğini sordum. Yapmış olduğum büyüyü benden istedi. Eline dualar okuyarak aldı. Küçük bir bıçak yardımıyla bu büyüyü jelatinden çıkardı. Beni bakım odasına aldı. Yere çabucak ufak su dolu bir leğen koydu. Beni etrafına oturttu. İntikam büyülerinin sadece kanla sinilirse bozulabileceğini, ancak bunun sadece bir cin tarafından söylenilmesi gerektiğini bu yüzden yaka alemine gittiğimi söyledi. Elimi uzatmamı istedi ve uzattığım elime bıçak yardımıyla küçük bir çizik attı. Atmış olduğu çizik sayesinde su saniyeler içinde kana bulanmıştı. Yapmış olduğum büyüyü aldı. Kan dolu leğenin içine attı. Kan mürekkebi birkaç dakika içinde yok etmişti. Kağıt erimişti. Dedem her şeyin bittiğini, kurtulduğumu söylediğinde Sevinçten ne yapacağımı bilemez haldeydim. Her şey bitmişti. Eğer biraz daha geç müdahale edilse, belki şu an hayatta değildim. Ölümüm çok acı bir şekilde olacaktı. Niyetiniz ne olursa olsun, hiçbir şekilde büyü yapımına bulaşmayın. Etrafınızda bunu bilen biri yoksa hiç bulaşmayın. Ne dilerseniz Allah'tan dileyin. O sizin hakkınızda en hayırlısına karar verecektir. Cinlerle oyun olmaz. Siz değil, onlar sizinle oynar. Bilinçsizce yapılan büyüler yüzünden hayatınızı zindana çevirmeyin.